sevgili dostlar sponsorlarımız golba.com ve Kayseri Zöryum Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza. 23 Ağustos 2023'ün ikinci videosu arkadaşlar. Ee, muhtemelen İsmail Kartal ve bir futbolcumuz konuşmuş olacak saat 17. 18'e planlamayı düşünüyorum video ya da 18.30'a. UEFA Maribor deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye bir maç deplasmana seyirci götürmeme ve 30.000 Euro para cezası verdi. Şimdi bir maç deplasmana seyirci götürmeme ve 30 bin euro. Biz bunu hak edecek ne yaptık önce onu bir düşünmemiz lazım. Ayrıca Fenerbahçe'nin hasar gören koltukların masrafını karşılaması için 30 gün içinde Maribor'la iletişime geçmesi gerektiğini söylemiş. Ev sahibine de 40 bin euro para cezası vermiş. Şimdi arkadaş stadyumunda maç oynanılıyor. Sen güvenlikçiyi ayartıp güvenlikçiyi ayartıp git bunların pankartını çal diyorsan bu olayların baş sebebi senin güvenlikçindir. Senin güvenlik zafiyetindir. Ondan sonra şöyle yaptılar böyle yaptılar. Düşünseniz ya şöyle bir düşünün. İşte Fenerbahçe e, Twente ile kendi sahasında maç yapacak. Güvenlikçi ses bombası attı Twente tribünlerine. Twente tribünleri de gitti ne kadar koltuk var söktü sahaya attı. Suçlu kim? Yani her zamanki gibi Türk düşmanı. Maçın başından sonuna kadar yapılan ırkçı söylemler, söylentiler, laflar, sözler, küfürler, hakaretler hiçbiri önemli değil. Çünkü Türk düşmanı UEFA bunu yapıyor. Fenerbahçe düşmanı arkadaşlar da sevinebilirler doya doya. Çünkü bugün bize yarın onlara olacak. Doya doya sevinsinler, kutlamalar çıksınlar. Serdar Dursun karar veremiyor. Fenerbahçe transfer haberi. Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Serdar Dursun'a birçok teklif gelirken, Milli futbolcu henüz geleceğe yakında karar vermiş değil. Tecrübeli oyuncu yapılan transferlerin ardından gözden çıkarılmıştı. Ya aslında transferler yapılmadığında gözden çıkarılmıştı. İşin tuhafı şu. Yönetim bonservis bedeli istemeden ayrılmasına izin verdiği Serdar Dursun'a tam anlamıyla teklif yağıyor demiş. Kim diyor bonservis bedeli istemeden ayrılmasına izin veriyoruz diye. Almanya'da başta eski takımı Darmstadt olmak üzere birçok takımın ilgilendiği milli forvete Polonya'dan da Rakov talip oldu. Yurt içinden Karagümrük, Konyaspor 31 yaşındaki golcüyü ısrarla istiyor. Fenerbahçe'den de ayrılmaya hazırlanıyor. Bu kadar çok teklif arasından hangisini seçeceğini şaşırmış durumda. Ben şuna kefilim. Serdar Dursun Fenerbahçe'de devam etmeyecek. Bak ben buna kefilim. Ben buna garanti de veririm. Kefilim ben buna. Ama ne zaman gidecek, ne zaman edecek? Bu arada 35.900 için de ayrıca teşekkürler arkadaşlar. 36.000 oluyoruz inşallah bugün akşama değil mi? sevdiklerinizi kanalımıza davet edeceksiniz abone olup bir de arkadaşlar bu videolar çıkar çıkmaz beğenin hani ilk video yayınlanıyor mesela bu video sonuna kadar izleyin hocam vaktim yok işte çıkmam lazım ya bırak açık dursun kenarda sesini kız valla çok büyük katkınız oluyor bak her beğeni sonuna kadar izleme yapılan video ile alakalı yapılan yorumlar çok büyük katkı sağlıyor desteklerinizi bekliyoruz Fenerbahçe'nin Yeni transferi İrfancan Kahveci göz dolduruyor. İyi de yeni transfer değil ki diyeceksiniz. Demeyin. Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki futbolcusu İrfancan Kahveci sezona formda başlayarak yeni transfer etkisi yaptı. 28 yaşındaki futbolcu için sezon kendi taraftarı tarafından protesto edildiği için sıkıntılı başladı. Ancak İrfancan Kahveci özellikle skor katkısıyla göz dolduruyor. Milli oyuncu Zimbro eşleşmesinde bir asist yaparken Maribor maçlarında bir gol, bir asistlik atkı sağladı. Bitti mi? Bitmedi. Son olarak 64. dakikada oyuna dahil olduğu Samsun Spor mücadelesinde Şimanski'ye müthiş bir asist yaptı. Başarılı oyuncu. Böylece 6 resmi, 6 resmi maçta 2 kez ağları sarsarken 3 golünde hazırlayıcısı oldu. Yani İrfancan Can Kahveci'nin e, yükselen performansı. Ya şunu da söyleyeyim. Yabancı kadar Türk de lazım bize. Yani Belli bir sayıda Türk oynatman lazım. Oynayan Türklerin de kaliteli olması lazım. Şimdi mesela ben geçen sezon bir şey yapıyordum. Mesela diyorum ki bu maçta işte rakipte şu 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 Türk. 3 tane Türk. Şu sakatlanırsa şu girer. Bu sakatlanırsa bu girer. Hani şu sarı kat yerse kırmızı yemesin diye şu girer diye. Fenerbahçe geçen yedi tane Türk aynı anda sahadaydı Samsun maçında. Bir bakın da bak 7 Türk'ün aynı anda sahada olduğu bir dönem vardı. Hayırlısı olsun. Ama şu bir gerçek. İrfancan Kahveci hüsmedi. Bırakmadı, vazgeçmedi, devam etti. Altay Bayındır Altay Bayındır etkilendi çünkü Altay daha genç, daha tecrübesiz, daha duygusal. Ve Altay Bayındır Manchester United yolcusu. Açık söyleyeyim, öyle lafı kıvırmadan artık gitti sayın siz. Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır Manchester United'a imza atabilir. <laughs> The Athletic'te yer alan habere göre İngiliz ekibinin Altay Bayındır'ı Yunanistan'da sağlık kontrolünden geçirdiği belirtildi. Manchester United'ın daha önce sırtından sorun yaşayan başarılı file bekçisinin sırtındaki son durumu görmek istediği kaydedildi. Erik Ten Hag ekibinin 25 yaşındaki kalecinin kontrollerinin ardından transfer için son karar vereceği ifade edildi. 6 milyon euroluk çıkış maddesi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Manchester United Altay Bayındır'ın sözleşmesinde yer alan 6 milyon euroluk serbest kalma maddesini kabul etti. Altay'ın sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Manchester United transferinin netlik kazanması bekleniyor. Şimdi süreç şu şekilde. Dün Yunanistan'a gitti Altay Bayındır. Orada sağlık kontrolünden geçti. Hocam niye Yunanistan? Niye İngiltere değil? Ne bileyim ben. <laughs> ne bileyim adamların belki de adamların doktoru Yunanistan'dadır. Ya da en kısa mesafe orası olduğu içindir diyeceğim de. uçakla yani Yunanistan bir saat sürüyorsa İngiltere'de herhalde iki saat üç saat sürüyordur. Ama İngiltere'nin e, durumu farklı olabilir ya. İşte çalışma izniydi, cartıydı, curtuydu diye. Şimdi şöyle bir durum var. E, İngiltere bir futbolcuyu alırken milli takımın son dönemlerdeki maçlarının şu kadarında kadroya alınma kuralı var. Altay Bayındır bu kuralı karşıladığı için sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi Altay Bayındır kimdir? 2019 yılında MKE Ankara gücünden Fenerbahçe kadrosuna kattı. 1.5 milyon euroya 145 maçta Fenerbahçe'nin kalesini korudu. Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe düşmanı Serdar Ali Çelikler. Hala bu arkadaşı ve muadillerini takip ediyorsanız Fenerbahçeliliğinizi bir sorgulayın. Niye biliyor musun? Tadiç geliyor. Ya niye Tadiç alındı? Ben olsam sahaya alırdım diyor. Zaha daha oynayamıyor hani. Sakatlıklarla falan boğuşuyor. Ee, kadroya alınmıyor. Bilmem ne yapıyor. Ben onu bilemem. O Galatasaray'ın sorunu ya da düşüncesi. Başlamış Tadiş niye alındı? Ben olsam Tadiş'i almam. Ben olsam Zaha'yı alırım. Ya İsmail Yüksek Fenerbahçe orta sahasında bak beğenirsiniz. Beğenmezsiniz bak İsmail Yüksek. Bu sezonki performansını beğeniyor musunuz? Hocam beğeniyoruz gayet iyi oynuyor çocuk. Ben olsam diyor İsmail falan tercih etmem diyor gider Pogba'yı alırım. Pogba geçen sezon 53 maç kaçırmış. Bir sezonda 53 maç kaçırmış. Hocam bunlar zaten toplam sezonda kaç maç oynuyor ki? Ben onu bilmem işte. Geçen sezon herhalde Fenerbahçe 56 maç mı oynadı? 53 maç kaçıran bir futbolcudan bahsediyoruz. Ve diyor ki ben o zaman onu alırım diyor. Hangi risk? Adil Rami de böyle bir futbolcuydu. Alma dediler bak. Aman dediler bak. Bu öyle senin alabileceğin futbolcu değil. Gitti Fenerbahçe aldı. Kime yaradı? Şimanski. Yerin dibine sokuyor Şimanski. Bu diyor gol katkısı mol katkısı yapmaz. 6 maç 6 gol katkısı. 3 gol 3 asist. Polonya milliye. E, takımının resmi sayfası da e, Şimanski'yi öven bir paylaşımda bulunmuş. Bizim Türkiye'de maalesef Fenerbahçe düşmanlığı hakim olduğu için Fenerbahçe lehine paylaşım atmıyorlar. Düşünün ya futboldan anladığı bu. Altay Bayındır'la ilgili de sözleri var. Altay Bayındır'ı Inter, Ajax, Manchester United istiyordu. Kimse istemiyor. Bunlar tamamen uydurma, almaz, öyle bir kalite yok demiştim. Serdar Ali Çelikler Altay Bayındır'ı Manchester United'ın Ajax'ın Inter'in istediğine uydurma olarak nitelendirdi. Böyle bir şey yok dedi. Bunlar tamamen uydurma. Öyle bir kalite yok dedi. Şimdi kimse almıyor. Kimse de almıyor dediği kaleci Manchester United'a gidiyor. Libakovic'den için de hani bu alınmayacak falan demiş. Hatta paylaşım bende duruyor mu ya? Paylaşım duruyor olması lazım. Görsel olarak düşünün bak karşınızdaki kişinin Fenerbahçe düşmanlık seviyesini düşünün ha buldum buldum bak ne yazıyor Livakovic alınmayacak Navas alınmayacak DG'ye alınmayacak gerçek şu altayla devam gerçek şu altaya 2 milyon euro verdiler kimse de bu kaleciyi almıyor elde kaldı şimdi kıvranıyorlar 8 artı 3 sıkıntılı İsmail Hoca düşünüyor bunların hepsi yol yapma şimdi bu ifadeleri unutmayın Tamam Bu ifadeleri asla unutmayın. Fenerbahçe düşmanı arkadaşım bu ifadesini unutmayın. Livakovic Fenerbahçe için geliyor. Arkadaşlar ben size dün ne dedim? Bir daha hatırlatayım. Ben dün size şunu söyledim. Livakovic Fenerbahçe'ye hayırlı olsun imzalarda atıldı dedim. Bugün yine sözümün arkasındayım. Tekrar söylüyorum. Livakovic Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Şimdi sıradaki haberi okuyayım da ondan sonra şey yapayım. Livakovic Fenerbahçe için geliyor. Fenerbahçe haftalarca sürenin çalışmanın ardından Dominik Livakovic'i bugün yani çarşamba günü İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Yönetim Hırvat kalecinin işlemlerini bir an önce sonlandırmayı hedefliyor. İşte Fenerbahçe'nin acele etme sebebi ve planı. Arkadaşlar siz bu videoyu izlediğiniz sıralarda muhtemelen Livakovic gelmiş olacak. Ee, eğer uçak rotasyon yaparsa da gece saatlerinde ama rotasyon yapacağını zannetmiyorum. Rotasyon nereden çıktı ya? Rütar. E, ee, uçak rotasyon yapacak hocam. Kanatını oynatmayacak bu sefer kanatsız gelecek falan. Şimdi Fenerbahçe'de artık gözler 9 yıllık şampiyonluk özleminin giderilmesinde. Bu doğrultuda yönetim, teknik heyet işini şansa bırakmak istemiyor. Hatta taraftar da bırakmak istemiyor. Şimdi bu vesileyle de şunu konuşmuş olayım. Yapılan transferler. Yani 5 üzerinden puan vereyim. Edin Dzeko. Dusan Tadic. Sebastian Şimanski en büyük soru işaretim buydu hatırlıyor musunuz? Bir de cik koydum. Cengiz Ünder ben enstantaneyi gördüm. Fred hatta Fred'e 6 veresim var. Gibi yıldızlar başta olmak üzere birçok futbolcuyu kadrosuna kattı. 6 gidecek. Livakovic gelecek gibi. Bak. Ceko 1, Tadic 2, Şimanski 3, Cengiz 4, Fred 5, Livakovic'i e de dahil et 6. Bence BKO'da var. Bu yıldız listesinde 7. Aslında Fenerbahçe en az 7 tane yıldız transferi yapmış oluyor. Benim düşünceme, benim fikir anlayışıma göre. Artı bir de 6 numaraya Pütürü Kedi gelecek. Etti sana 8. 8 tane yıldız. Bak 8 yıldız çehreyi ne kadar değiştiriyor. Şimdi Altay 6 milyon euro diyor. Ben Altay'ın 6'dan daha fazlasına gideceğini söylüyorum. Hani Serdar Bey diyor ya 2'ye gitmez diye. 2 milyon euro vermişler. Gitmemiş. Ben Hodri Meydan diyorum arkadaşa bugün gelmesi bekleniyor arkadaşlar. İşte Livakovic için 9 artı 1 sosyal medyadaki herkes 9 artı 1 diyor. Yalnız benim kaynaklarım diyor ki biz bu kadar bekledik. 9'dan daha düşük. Bana 7 milyon euroluk bir paket son oldu. 5 artı 2 denildi. Hani kolay bonus, zor bonus. Var ya hani bu sene Galatasaray sayesinde literatüre giren şeyler. Kolay bonus. Hemen verecekler. Zor bonus uzun zaman sonra. Zanyola'da bir bonus var. Aston Villa Şampiyonlar Ligi şampiyonu olursa 10 milyon euro verecek demiş Galatasaray'a. Ama misal veriyorum, uyduruyorum kafadan. Ama sosyal medyada ne diyor? 10 milyon euroluk bonusu var. Fenerbahçe'yi bugün hareketli bir gün bekliyor. Konferans Ligi'nde yarın maçımız var. Fenerbahçe'mize de bir kez daha başarılar diyorum. Playoff turu, lig maçları ertelendi. Sabahki videoda hani keşke ertelense mantıklı falan filan diyorduk. Ertelendi. Ve İlk maçtan önceki gece saat 00.00'a kadar Avrupa Merkez Saat dilimine göre listede iki değişiklik yapılabiliyor. Arkadaşlar Altay Bayındır'ın gitme durumu haliyle de Livakovic'in için gelme durumu var. Twente eşleşmesi için Fenerbahçe listeyi verdi ve bu yüzden hani Altay'ın gidip onun gelme durumu. Hocam Manchester United Altay'ı beklemez mi? Beklemez. Herkes biz mi beklesin? Perşembe günü saat 20'de ancak... Perşembe gece saat 01.00'a kadar değişiklik hakkı var. Hani sağlık kontrollerinden geçirecek. TFF'de lisans çıkartması lazım. Lisans işlerinin ardından Liva Koç'un ismi OFA listesine bildirilebiliyor. Diyor. Burayı da anladınız. Çok güzel. Hocam Altay 7'ye giderse, Livakovic 7'ye gelirse sence kar mı? Bunu bana sormayın. Sizce kar mı? Hocam 7'ye gidecek de yarısı bankalar birliğine borca gidecek. 3.5 kullanabileceğiz. Olsun biz de Livakovic'i. 2 taksit de alırız. 3 taksit de alırız. Peki. Hocam biz bu kadar transferi yaptık. Önümüzdeki sene bize batmayacak mı? Önümüzdeki sene nasıl transfer yapacağız? Şekerim. Sen bu sene şampiyon ol. Şampiyon kadronu bir sonraki seneye taşı. Para eden kim var? Ahmet var. Mehmet var. Sat. Bu parana göre bir şey yap. Bak sen Livakovic'i 4 yıllık 5 yıllık aldın. Tadic'i belki 3 yıllık aldın. Ceko'yu 3 yıllık aldın. Yani 3 yıl boyunca senin forvet kaygın yok. 3 yıl boyunca sol kanat kaygın yok. Anlatabiliyor muyum? Fred'i 4 senelik 5 senelik aldın. 4 sene 5 sene. Yani sen 3 senelik 4 senelik 5 senelik kadro kurdun. Ne yapacaksın? Başarı geldikçe kadrodaki kim gidiyor? X gidiyor. X'i çıkaracaksın. Y'yi ekleyeceksin. Mesela şunu söyleyeyim. Aklıma gelmişken şu cümlemi de bitireyim. Flash bir şey daha söyleyeceğim. Kimse de almıyor dediği kaleci Manchester United'a alınmayacak dediği kaleci Fenerbahçe'ye. E şimdi ne olacak? Ya bu yalanın hesabını vermeyecek. İlk kötü gidişatta tekrar çemkirmeye devam edecek. Arkadaşlar bunların amacı şu. Fenerbahçe kötü gitsin de eleştireyim. Çünkü eleştiriyle prim kasıyorlar. Bak ben şunu söyleyeyim. Maç sonu canlı yayın oluyor ya. Bizim öğretmen arkadaşlarla konuşurken bana dediler ki en çok ne zaman izleniyor yayın? İki şekilde izleniyor ya. Fenerbahçe puan kaybedecek ya da Fenerbahçe farklı kazanacak. İkisinde çok fazla izleniyor dedim. Dedi ki Fenerbahçe farklı kazanmasa da çok izlendi olmuyor mu? Oluyor dedim mesela bariz bir penaltını, bariz bir golünü yediği zaman dedim daha çok izleniliyor. Samsun maçına ben hayret ettim. Ben Samsun maçını herhalde 11-15 bin, bin kişi izler diyor düşünüyordum. Totalde. 3 bin bile olmadı. Sebebi ne? İnsanlar şu anda tatilde. Şimdi Allah göstermesin Samsun'a biz puan kaybetmiş olsaydık emin olun 10 bin 15 bin yine izlerdi. Ben Fenerbahçeliyim. Ben Fenerbahçeli olduğum için kaybetmesin, kazansın da öyle izlenilsin diyorum. Anladınız mı? Başkaları da bu şekilde Fenerbahçe düşmanı olduğu için aman diyor Fenerbahçe puan kaybetsin ki ben daha çok PR kasayım diyor. Aramızdaki fark bu. İstediğiniz tarafı takip edebilirsiniz. Beni takip etmenize bile gerek yok. Yeter ki Fenerbahçe'nin menfaatlerine yönelik işler yapın. Son olarak Batu Şuay'ı. Arkadaşlar Michi Batu Şimdi bak. Ben öyle lafı kitabı ortasından konuşmayı sevmem. Açık net olarak söylüyorum. Michy Bacuay'ı Fenerbahçe'de iyi bir sezon geçirdi. Çok iyi bir sezon açılışı yaptı. Ama bu kadar. Bana soracak olursanız. 10 milyon euro transfer market değeri var. 1.85 boyunda. 29 yaşında 2 Ekim doğumlu 30'a gelecek. Belçika milli takımında forvetim. Şu ana kadar... Aslında iki asist yapmış olması lazımdı ama bir asisti var. Yani bu sezon itibariyle söylüyorum. Bir asisti var. İki de golü var 4 maçta. Arkadaşlar üç buçuk milyon euroya aldık. Öyle bir e, ne derler ona. Öyle bir şans fırsat transferi doğdu ki üç aldık. 207 dakika oynadı. iki gol bir asist. Birincisi Batu şu şikayetçi. Ceko'nun arkasında durmak istemiyorum ama sana göre bana göre Ceko A plus futbolcu ama bu futbolcuya göre o kendi de A plus futbolcu. Ona göre ne var ki benim Cekoda ne eksiğim var ki diyor. Ee, sözleşme bitimine bir yıl kaldı. Sözleşmesinin bitimine bir yıl kaldı. Ben olsam durmam. Ben olsam affetmem. Ben olsam gönderirim. Para benim için yani futbol takımının başkanıysam para benim için her şey. Çünkü şu anda bu futbol takımının e, bu futbol takımının futbolcu satması kadar doğal bir şey yok. Arkadaşlar Batshuayi için uzatmayacağım. 10 milyon euroluk teklif geldiydi direkt reddettik ve şunu ekledik. 16 milyon euro veriyorsanız buyurun, hayırlı olsun. 16'nın altını veriyorsanız da gelmeyin diye bir şey belirttik. Sonuç ne oldu? Sonuç şu oldu arkadaşlar. Batshuayi için teklif arttırarak geldiler. Yani Batshuayi için teklif arttırarak geldiler ve son teklifleri 15 milyon euro. Takım ismi vermeyeceğim. 15 milyon euroluk bir teklif var Batu Şua'yı e. ve şu anda Fenerbahçe yönetimi düşünüyor. Ee, hani bugün tamam Batu sen git desen yedek forvetin Umut ayır falan şu iki maçı geçmeyi düşünüyor. Arkadaşlar hemen şimdi cevaplanacak bir olay değil bu. Muhtemelen Sarkar ee, birkaç Birkaç gün sarkacağını düşünüyorum. Ve Batshuayi için 15 milyon euroluk teklif var. Ama çok zor bir soru. Çok zor bir soru. Ee, o yüzden cevap vermek çok zor. Ama ben bir kez daha söylüyorum. Ben olsam satarım. Kesinlikle ve kesinlikle satarım. Hiç beklemem. Ama Fenerbahçe yönetiminin ve teknik eğitim vereceği kararı da saygım var. Kimi alırsın hocam? Alfredo Morelos ismi mesela mantıklı. Yani niye mantıklı? Ya bir Samatta gibi çıkmadığı müddetçe mantıklı ama şimdi Batshuayi da 15'e sattıktan sonra o kalitede, o kalibrede bir isim bulmak zor. Peki hocam Batshuayi'nin gitmediğini düşünelim. Farz edelim. Bu sezonda müthiş bir performans. Yine geçen sezonki gibi gol sayısı, asist sayısı süper oldu. Sezon sonu sözleşmesi bitme sezon sonu bir yıl opsiyon var. Opsiyonla uzatılabilir. Ancak ben diyorum ki taş yerinde ağırdır. 15 milyon euro teklif geliyorsa 3,5'e aldığın forvetine beklemeyeceksin. atacaksın. Hocam yeri dolar dolmaz. Ya edince oyna onu Umut'na bir şekilde idare edersin. Yani Eylül ayı fırsat ayı. Ne bileyim birileri forvetini kiralamak ister, birileri göndermek ister. Eş taş yanlışım yoksa 2 senedir falan Vegors'tu falan kiraladı. Hani satın almadı. Ha, gerçi onların zararını oldu o ayrı mesele de. Sen de benzer bir şey yapabilirsin. Ben belirteyim. Teklif var. Bu görüşme uzar. Avrupa'da transfer döneminin bitmesine de çok az bir süre kaldı. 15'i 16 yaptık. Verin alıyoruz diyebilirler. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. 16'ya satılırsa Morelos boşta olduğu için aklıma geldi. Bir de aklıma ilk seçenek olarak geldi. Yoksa piyasada bir sürü forvet var. Ceko pivot santrafur. Umut Nair da pivot santrafur. Hani ikisi de uzun. Acaba bize kısa bir şey mi lazım? Hocam Joshua King'i forvet yaparız. Joshua King gitmiyor mu ki? Yapıyorsun. Fenerbahçe'nin işi zor. Bakalım ne olacak? Arkadaşlar izlediğiniz için beğendiğiniz için teşekkürler. Belki de siz bu videoyu izlemeye burası 36 bin olacak. Her türlü katkınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni aboneler lütfen unutmayalım bak. Açar açmaz videoyu beğeniyoruz. Sonuna kadar izliyoruz. Görüşmek üzere.